Of. Of of. Of of arkadaşlar. Of of. Of of arkadaşlar sormayın ya. Ya hep demez miyim? Allah insanın belasını, cezasını alt tarafından, paketten, makattan vermesin diye. Bugün bir kez daha havaların ısınmasıyla kardeşim, bugün cumartesi, cennet gibi bir İstanbul cumartesinde bir kez daha Allah benim belamı alt taraftan verdi kardeşim. He, bel altından verdi belamı. Ya benim kızla gittim, geldim, metroya bindim, metrodan indim. Tabii farkında değilim. Biraz da kalın giyinmişim kardeşim. He, 2 gündür falan da yıkanmıyorum. Ben koşu yapmayınca yıkanmam. He, spor yapmayınca yıkanmam. Nasılsa terlemedim diye, tamam mı? Yıkanmamışım, yıkanmamışım. Benim apış araları kokuşmuş, tamam mı? Terlemişim, üstüne oturmuşum. Terlemişim, üstüne oturmuşum. Kilot desen 3 günlük zaten. Biz de slip giyiyoruz böyle. Kıça yapışıyor bir de. Yani don don, bildiğin slip don, tamam mı? Yapışıyor. Apış aralarına falan böyle lastikleri geliyor, tamam mı? Bir de yıkanmadıysan, bir de gün sıcaksa, üstünde kot varsa ve yolları arşınlıyorsan, böyle haldır uldur geziyorsan, en son aklına böyle gelmeden, yani hiç başına gelmeden de anlaşılmaz bu pişik derdi ha. Ondan sonra bir baktım, Allah, benim eşle, avratla işte bir de çocukla buluşacağım, tamam mı? Aldım çocuğu yanıma, pardon biraz da bir alayım, kusura bakmayın artık, ufak tefek mantık hataları oluyor. Bizimki avrat bekliyormuş Beyoğlu'nda, tamam mı? Ben çocukla gittim işte, 20 dakika zaten Darüşşafaka'dan, şafak atılan yerden bindik metroya. 20 dakika metro sürdü kardeşim. Ondan sonra indik orada. Kalabalığın arası, zaten kalabalıktan nefret ederim. Kesif insan kokusundan, insan doğallığından inanın bana nefret ederim. Bu insan ırkını sevmem he. Böyle bir kalabalık, İstiklal Caddesi'nde bir insan nehri üstüme geliyor. Çocuk şaşırdı kardeşim. Çocuk elimden kaçıp kaybolmasın diye elinden tuttum böyle. Elinden dediği kardeşim, bileğinden tuttum, böyle götürüyorum çocuğu. Böyle çeke çeke götürüyorum. Sinirler de bozuk. Ondan sonra gidiyorum gidiyorum. Ana dedim. Lan bir baktım. Ana, bir süre sonra pergelleri açmışım. Çünkü apış aralarında bir yanma, bir acıma. O slip donun böyle lastikleri var ya, böyle oralara sürte 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 taşıtların böyle kenarları da böyle böyle solucan gibi kabartmış kardeşim. Kırmızı, bildiğim pişik kardeşim. Ben diyor yılda 5-6 kere çok feci pişik acısı çekerim. Çünkü bu çilekeşlikten geliyor. Çilelerle olgunlaşmış bir ruh olarak. Tabii ufak ufak fiziken hala bazı çilelere bağlıyız kardeşim. Bağımlıyız. Çilelerin bağımlısıyım yani, tamam mı? Havalarda her ısındığında nasıl cemre düşer toprağa, bende de pişik düşer makata kardeşim. Ondan sonra ya gidiyorum, yemin ederim kardeşim, düşünsene her adımda hayalarında böyle bıçaklar sürtünüyor. Törpülüyorlar gibi oluyor, daha ne diyeyim ya. Allah insanın başının belasını makattan, bel altından vermesin kardeşim. Ya yemin ederim, ne yaptım biliyorsunuz mu? Benim şimdi avratla buluşacağız işte, gitmiş bir tane kafeye oturmuş. Ben hızlı yürümek ne kelime kardeşim, adım adım arşınlıyorum. Metre böyle 50 santim 50 santim yürür hale geldim, pergeller açık. Bacaklar böyle ayrık ayrık yürüyorum, böyle yengeç gibi. Tabii ne yaptım? Aman dedim, böyle açtım telefonu avrada, ben gelemiyorum dedim. Ben geliyorum da bir izin ver, ben bir eczaneye gideyim bir popolin alayım dedim. Naha bak, vallahi billahi popolinimi aldım kardeşim. Bak ne yazıyor burada? Pişik önleyici, gördün mü? Bak bak, pişik önleyici kardeşim. Gördün değil mi? İşte şu an yemin ederim apış aralarımda bundan bir 500 gram falan, yani yarım kilo falan popolinle böyle cilaladım kardeşim, tamam mı? Orada girdim tuvalete bir tane, umumi helaya girdim. Öz mekandır dedim, canımdır. Gittim popolini faldır uldur her yere, toplar hariç her yere, bir de malafat hariç her yere sıvadım, tamam mı? O beni bir ateşimi söndürdü fıs diye. Ondan sonra bir oh dedim, nasıl bir keyif geliyor insanın içine, nasıl bir keyif geliyor. Pişik acısı vermesin Allah, 30 yaşından büyüklere pişik acısı vermesin vallahi. Yani tenekeyi teslim et, arkadan müdahaleye bile razı olursun kardeşim. Ondan sonra eve geldik, yemin ederim hala hafif hafif sızlıyordu. Az önce bir de U talk var, İtalyan talkından ilaçlı pudra, bir de onunla böyle pişik kremlerin üstündeki pat 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 yaptım, böyle kalanlarını yere döktüm yatak odasında, yerler kayıyor şu an. Yani şu an var ya, önce pişik krem, popolin cilası, üstüne biraz pudra, şu an pudralı şekilde. Aha bak, evde oturuyorum, bak al aha.
Bak bacaklar kapanmıyor kardeşim. Allah insanın başının belasını makattan vermesin. Ama unutmayın ha. Hiç öyle detaylı kremlere, özel tıbbi müdahalelere gerek. Pişik mi oldunuz kardeşim? Büyük küçük fark etmez. Yani 7 ile 77'ye kadar. 7 ile 70 arası aynen babalin kardeşim. Allah senden razı olsun popolim.